3 haftadır yapsanıza. Şimdi bakın, Halk TV.com.tr'de bugün sürekli bakarım, ilgilenirim. En çok okunan haberi sordum. Dediler ki arkadaşlar, kapalı çarşıdaki dolarların sırrı çözüldü haberi. En çok tıklanan, en merak edilen haber geçen olmuş. Geçen hafta gündeme getirmiştik. Evet, hatırlayacaksınız o kasa gibi benzeri bir şeyle böyle tekerlekli... Tekerlekli çelik kasalar. Çelik kasalarla dolar toplanıyordu. Şimdi devasa bu kasalarla kimin dolar topladığı belli oldu diyor Bloomberg. Halk TV.com.tr'de de en çok tıklanan haber dediğim gibi. Şöyle, piyasadan dolar toplayanlar arasında birincisi devlete ait, yani devletin enerji ithalatçısı BOTAŞ geliyor. Yani enerji ithalatçısı ne demek? Yurt dışından aldığımız benzinin, işte efendim doğalgazın, akaryakıtın, petrolün Türkiye'ye getirilmesini sağlayan kamu kurumu, devlet kurumu BOTAŞ. BOTAŞ kapalı çarşıdan dolar topluyormuş. Yani bu çok vahim bir şey. Daha önce Merkez Bankası'ndan alırdı dolarları BOTAŞ. Evet. Şimdi iddia şu, bazı kamu bankalarından ve kapalı çarşıdan döviz topladığı konusunda iddialar ve şey var, tanıklar var. Dolayısıyla bu konu bence çok önemli bir konu. Peki niye topluyor? Doğalgaz ithal borçlarını ödemek için kullanıyor. Başka bir soruyu daha sormak isterim şimdi bu sorulunca. Hatırlarsanız bir ara doğalgaz borçları ertelendi denilmişti. 20 evet. milyar dolar civarındaki doğalgaz borcunun ertelendiği söylenmişti. O zaman şimdi bu bizimkilere talep ettik daha belli değil demişti. Orada bir muamma var. Burası başka bir muamma. Devletin en önemli şirketi, en önemli şeyi, kamu iktisat teşebbüslerinden birisinin pozisyonuna kayıt dışı işler yapıyor pozisyonunda Ayşen Hanım. Kayıt dışı işler yapıyor. Yani serbest piyasadan döviz topluyor. Bankadan almıyor. Bu aslında devletin ne kadar geldiği durumu gösteriyor ve devletin bütün kurumları böyle. Artık Türkiye'de kayıt dışılık esas olmuş ne yazık ki, böyle bir durum var. Devletin kendisi kara borsa. Evet, yani devletin çivisinin çıktığı yer diyorlar ya, tam bu. Çürümüşlük tam bu. Devleti yok etmek bu. Bir kamu kuruluşu ve üstelik en büyük kamu kuruluşlarından birisi bu. Doğal enerji dünyanın en temel konusu. Gidiyor kapalı çarşıdan döviz topluyor ve piyasayı alt üst ediyor. Piyasayı alt üst ediyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi bütün bunlarla elbette 14 Mayıs'tan sonra bütün saraya en yakın anket şirketlerinin bile söylediği üzere Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçileceği için artık sizin göreviniz olacak. Evet. Bunlarla mücadele etmek. Çok, ne yaparsınız? Ben burada bir şey söyleyeyim. Bakın ne yapıyorlar? Şimdi devlet serbest piyasadan döviz talep ediyor. Zaten arz kısıtlığı var. Yani o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Kapalı çarşıyla bankalar arasındaki döviz kuru arasında makaslar artıyor. Çok. İkili üçlü piyasalar oluşuyor. Bu Arjantin'e benziyoruz biz yavaş yavaş. Arjantin'de de böyle. Mesela bir tarafta dev kamu bankalarında 200 civarındayken peso karşılığı, diğer tarafta 400 lira. Ve bu makas 4'lere 5'lere çıkabilir. Burada kara borsa oluşma riski çok büyük. Ve bunu ne yazık ki devlet tetikliyor. Birisi bu. Diğerini de anlatmak isterim müsaadeniz olursa. Tabii. O da şu. İhracatçının dövizini bozdurma zorunluluğu getirildi hatırlarsanız. Evet. %40'ını ihracatçı aldığı zaman Merkez Bankası'na satmak zorunda. Eğer reskont kredisi kullanıyorsa %80'ini satmak zorunda. Bunun anlamı ne? Zorunda olduğu için ihracatçının dövizi daha ucuz. Çünkü o vermek zorunda. Merkez Bankası'na ucuza satıyor. Merkez Bankası ucuza alıyor. Diğer taraftan bu dolarlar piyasada 19 liraysa piyasada 20 liraya satılıyor. Böyle bir makas oluyor. Kaybeden ihracatçı. Kaybeden Türkiye'nin üreticisi. Kazananlar ise arada kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Burada da yeni baronlar oluşuyor. Ama ihracatçının dövizini bozdurma zorunluluğu başka bir problemi var. Tabii yaşıyor. Ama şöyle, artık ben öyle bir noktaya geldi ki olay. Birilerine fazladan para kazandırma arayışının, telaşının dışında Erdoğan'ın çaresizliği var bence. Elbette. Bu ikili çoklu kurda.
Yani yok. Yok yani ekonomiyi öyle bir yere getirdiler ki. Sadece para politikasıyla bu işlerin çözülmeyeceği bir gerçeklik. Haklısınız. Türkiye artık üretim ekonomisi olmaktan çıktı. Dolayısıyla döviz rezervleri zaten bitti. Biz bunları söylerken bize şey yapıyorlar. 128 milyar dolar nerede derken bugünleri söylüyorduk işte. O 128 milyar dolar şimdi olsa bu pozisyon olmayacak. BOTAŞ'ta gidip kapalı çarşıdan döviz almayacak. Durum bu. Dediğim gibi hani yeni iktidarın karşısında böyle muazzam bir sorun olacak. Daha neler? Deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasından tutun güya normalleşiyor ya. Hala 2 milyondan fazla insan çadırlarda yaşıyor. Hala daha yakınlarını bulamayanlar var. Hala daha su sıkıntısı çekenler var. Ne normalleşmesi? Geçiniz. Evet. Bunun karşısında ne diyorlar? Çadırı ben getirdim sana diyen devlet görevlileri var. Utanç verici tablolar evet, yani. Evet, benim evet. Sayemde yani çadırda kalıyorsun diyorlar. Hakikaten çok ayıptı. Bir belediye başkanı evet yani. Çadırı ben verdim sana. Sen kimsin kardeşim? Sen Senin maaşını ben veriyorum. Evet sen kimsin? Şimdi deprem zaten hani ekonomi çok zordaydı. Kriz hali vardı. Onu katladı. Şimdi Kılıçdaroğlu bu konuda şimdiden bir adım attı. Nasıl yani diyeceksiniz? Şöyle yani. Dün akşam az önce hani sıcak başlıklarda olduğumu unutup anlatmaya başladığım video var ya. Heyecan verici olduğu için belki. Yiğitlerim videosu. Her videonun bir ismi, kod ismi var. Biliyorsunuz Alevi, Kürtler, bu da Yiğitlerim. 22.30'da bugüne kadarkinden çok farklı bir görüntüyle izleyenlerin karşısına çıktı sosyal medyada. Muazzam dediğim gibi 15 küsur milyon demin söyledim unuttum. Bayağı izleyicisi oldu. Şimdi 3 kişi göreceksiniz zaten. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş. Üçü de beyaz gömleklerini giymişler. Üçü de kolları sıvamışlar. Tam hazırlar yani işe. Bakın neler yapacaklar. Kılıçdaroğlu'nun ve kendilerinin anlatımıyla. İzleyelim mi? Tabii. Buyurun. Sevgili milletim, bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda. Son günlerde olan olayları lütfen artık boş verelim. Biz işimize bakıyoruz. Siz bakmayın onlara. Bu ülkenin gündemi provokasyonlar olamaz. Halkımızın gündeminde ne var biliyor musunuz? Ekonomik sıkıntılar var, mutfaklarda yangın var, kira derdi var, dahası depremler var, seller var, ülkemizde olan ve olması muhtemel afetler var. Bu yüzden doğru şehirleşmeye, doğru konut politikalarıyla kentlerimizi güçlendirmeye, güçlü yapılara ihtiyacımız var. Türkiye'yi afetlere hazırlamak ve kentlerimizin dirençliğini artırmak istiyorum. Bu görevi en iyi kim yapar? Tabii Ekrem Başkan yapar. İstanbul'da ve dünya tarihinde 10 metroyu aynı anda yapan bir kişi var. Bu görevi ona vereceğiz. Bu berbat şehirleşmeyi bitirecek olan yiğit odur. Yani Ekrem Başkan'dır. Gündemimizdeki diğer bir konu ne? Sosyal politikalar. Hane ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Aile destekleri sigortasından kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok işimiz var. Bunun yanında Türkiye'yi geliştirecek, güçlendirecek teknolojik atılımları, tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar? Doğal olarak onu da Mansur Başkanımız yapar. Bu konuda Ankara'da devraldığı kötü yönetimi halkçı politikalarıyla hızla bambaşka bir yere taşıyan, peşi sıra etkili projelere imza atan Mansur Başkanıma güvenirim. Ülkenin teknolojileri konusunda da ona güveneceğim. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Bu güzel ülke son 20 yıl içinde en büyük yıkımı ne yazık ki kentlerde yaşadı. Evet. Çoklu kanun, kurum ve yönetmeliklerle ve de partizanlık ve ayrımcılıkla kentlerimiz ne yazık ki çağdaş dünyanın çok gerisinde evet. Kaldı.
Belediyecilik ve dünyanın en büyük kenti İstanbul'da elde ettiğim deneyimle 2. yüzyılda kentleri en çağdaş seviyeye taşıma ve özellikle plansız otobanlarla değil, birbirine entegre raylı sistemlerden havayolu karayoluna entegre bir ağ olarak Türkiye'yi dünyanın en önemli lojistik merkezlerinden birine dönüştürmek.